Ankara'da Yapay Zeka Zirvesi 24 etkinliğinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapay zeka dolandırıcılığına dikkati çekerek bakanlık olarak siber saldırılara karşı etkin mücadele yürüttüklerini vurguladı. Bu yeni teknoloji beraberinde çok büyük riskleri de getirmektedir. İşte bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dijital alanda güvenliğini sağlamaya odaklandık. Siber güvenlik konusunda ulusal siber olaylara müdahale merkezimiz üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak siber tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. Gururla altını çizmek istiyorum ki tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Avcı, Azat, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarımız ile ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar kendi yazılımlarımızla sayısız siber saldırıyı da engellemiş bulunuyoruz. Bakan Uraloğlu, ülkenin teknoloji alanında gelişmesine katkı sunacak projelerin üretilmesi gerektiğini belirterek yapay zekanın yaygınlaştığına değindi. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Yapay zeka, özellikle elektronik haberleşme ve bilişim alanında çalışan şirketler ve profesyoneller için önemli fırsatlar da barındırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bilim alanında çalışanların %53'ü, %54'ü, veri mühendislerinin %35'i, veri güvenliği uzmanlarının %26'sı yapay zekadan yararlanmaktadır. Pazar payının her geçen gün arttığı bu teknoloji için ülkeler de teknoloji yarısı içerisindedir.